Stark Brand is with the forest, which the forest diyorlar buraya. Yani bu şekilde isimlendirirsek. Eğer buraya gelirseniz bu zipline falan denemeyi düşünüyorsanız, burada paintball falan var, yani işte ata binme falan var. Yani aktiviteleri var. Sonuçta güzel bir yer, gerçekten doğası falan mükemmel. Tavsiye ederim. Şimdi Nevşehir gününe doğru yola çıktık. Oraya da gidelim. Bakalım orada ne göreceğiz. Görüşmek üzere. Arkadaşlar, yol boyunca bayağı bir eşek gördük. Şimdi açıkladı bana bu eşekler niye bu kadar çok olduğunu. Burada dün itibariyle yasaklanmış eşek kesimi. Çünkü burada eşek kesimi yapılıyormuş. Eşekler bu yüzden besleniyormuş burada çok. Bunlar Çin'e ihraç oluyormuş. Ondan sonra eşek aktivistleri şey yapmışlar, karşı çıkmışlar, işte bayağı bir baskı uygulamışlar herhalde devlete. Bir de devlet şeyi de garanti almak, altına almak istemiş, hani millete eşek eti yedirmeyin diye. Bir de eşek hırsızlığı çok oluyormuş. Bundan dolayı dün itibariyle Kenya'da hükümeti şeyi yasaklamış, eşek kesimini. Bunu da bilgi olarak paylaşayım isterim. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Burası gördüğünüz resort, Nevşehir Gölü'nün yanında otel. Nevşehir Gölü şurası işte. Birazdan bota binip adaya gideceğiz. İşte bu su aygırları falan varmış. Onları görmeyi umuyoruz bu şeyde. So this lake is dangerous, eh? Hippos. Because of hippos. Hippos, yeah. Nobody wants to swim here, right? There's a place people swim, but with no hippos there. You can't swim with these hippos. They no. They don't like to. They don't like to share, right? They don't like to share, and they're very territorial. Very territorial. You can't go even close to where they are. Gördüğünüz gibi çok güzel bir yer burası. Şu bu resort'un geceli $140. Ama bu ya, bir tane daha var bunun yakınında bir resort. Oranın geceli mesela $50. Bed and breakfast. Yani buraya gelirseniz, yolunuz düşerse aklınızda bulunsun. Fiyatlar şu anda böyle yani. Bu şekilde. Ama bu göl yalnız bayağı bir ilginç bir göl. Gördüğünüz gibi ağaçlar çıkmış. Gölün ortasında ağaçlar var. This side. Right side? She'll tell me when the boat is here. Mm-hmm. She'll call me. Then we'll go to where the jetty went. Okay. Egyptian geese. That another fish on its mouth. I guess. Fish. Yeah. Yeah. He caught the fish, like huh? A hammerhead. Yeah. Right. Huh. Wow. Why he left? Oh, it's too big, maybe. Yeah, maybe it's too heavy. Oh, it's is it there? No. Maybe it's in another one. Left the fish there. Left the fish. Oh, maybe because of us. Ah. But it will come. Yeah. Just looking at these are acacia trees, right? Yeah, acacia. Yellowback acacia. Yellowback. Yeah, sarı sırtlı akasya ağaçları bunlar arkadaşlar. Bunlardan bu bölgede Masai Mara'da falan çok varmış. Bunlar sivrisinekleri bunlar çekiyormuş bolca. Bir şekilde sivrisineği çok çekiyormuş bu ağaçlar. Akasya ağaçları. Gördüğünüz gibi. Neden sarı olduğu da belli zaten. Niye sarı akasya diyorlar bunlara? İşte gövdeleri zaten sarı bunlar. Böyle bir bilgiyi de vereyim size. Çok güzel bir manzara var burada. Bakalım ne olacak göreceğiz. Botta görüşürüz. Bota bindiğim zaman tekrar açıyorum. Bye.
Sırf burada hemen burnumuzun dibinde 5-6 tane şey var. Su aygırı var arkadaşlar. Bunlar geceleri yemek yiyor, gündüzleri suyun içinde uyuyormuş. O yüzden suyun içindeler şu anda. Gece mesela buraya çıkmak, buraya gelmek yasakmış. Burada dolaşmak. Ancak şuraya kadar gelebiliyormuşsunuz gece. Bu çitin arkasında ancak olabiliyormuşsunuz. Bu yola girmek yasakmış. Geceleri. Burada çok var. 7-8 taneden de fazla belki. Siz belki göremiyorsunuz ama ben görebiliyorum şeyde kafalarını. Veya burunlarını dışarı çıkartıyorlar sadece. O yüzden görmek biraz şey. Kameranın açısından görmek biraz zor olabilir ama ben gayet clear bir şekilde görebiliyorum. İşte çıkarttılar kafalarını gördüğünüz gibi orada. Kulaklarını sallıyorlar. 4 tanesi bir arada orada. Yüzüyor. Right. He knows. Smart guy. Smart bird. Gördüğünüz gibi bu sesler hipolardan geliyor arkadaşlar. Su aygırlarından. Neyse şimdilik kapatıyorum. Bota bindiğimizde açarım tekrar. Evet arkadaşlar, bu küçük bota bindik. Buraya toplam gelme maliyeti falan, tabii zipline hariç, $200. Bunun içine şey included, adaya giriş ücreti ve bu botun ücreti buna dahil. Yani 2 saatlik, çünkü Nairobi'den 2 saate arabayla geliyorsunuz buraya. 1,5 saat sürüyor falan, 1,5 saat yani sürüyor. Trafiğe göre değişiyor, 2 saat. Yalnız turun fiyatı $200. Bana uygun geldi çünkü geliş geliş zaten adam benzin yakıyor. Nereden baksan işte $50'lık. İşte $50 buradaki şeye falan harcıyor. Adamın kazandığı para $100 yani tüm gün. O yüzden fena değil. Şimdi gidiyoruz. Oh, this guy is in danger, man. In the water. Yeah. You jump on this side? This side? Okay. I think I'm heavier. That's why the zip line was going very fast. Oh, that's why, yes. Yeah, now I know. You know, zip line is gravity. Next time if I come here, I will lose weight for sure. For the zip line. You'll shed 10 kilos then to come for the zip line. Not 10 kilos, but maybe 20. Is it a hippo? Oh, yeah, here, yeah, right? Yeah. Yeah. Can we go close? Can we go close by? Do they attack bots? Is it
too close. Oh. Herhalde şimdi buradan daha iyi görülüyordur arkadaşlar şeyler. Su aygırları gördüğünüz gibi böyle bütün gün pinekliyorlar suyun içinde. Gün boyu uyuyorlar bu şekilde. Oh, so he dive. Oh, they dive. So it's in the dungeon, yeah. When they attack, they dive, right? They attack from under. Under, yeah, they dive. That's why they dive. So when you see diving, you get a little bit scared, you don't know. You don't know if it's coming. Hii ni shamba ya mtu hapa kando. Hii ni ya mtu kibinafsi. Ni kama farasi. Bunların doğal yaşam alanı burası arkadaşlar. O yüzden burada göle girmek tehlikeli ve yasak. Yani gerçi siz atladıktan sonra kimse size bir şey demez ama o cesareti gösterebiliyorsanız size kalmış. Ama ben bunlarla yüzmek istemem yani. Fazla yaklaşırsak bota da saldırabiliyorlarmış. O yüzden biraz şeyi koruyoruz yani. Mesafeyi çok fazla yaklaşmıyoruz. View is beautiful, huh? Yeah. And at least we've come when it's not very hot. Right. It's breezy, nice. Arkadaşlar, hava gayet çok güzel bir hava var burada. Gayet böyle hoş bir serinlik var yani, şey değil. Çok güzel de manzarası var zaten. Gördüğünüz gibi. Amcam balık tuttu. Gölden. Tekrar oltayı attı. Bu otları temizlemek için bir şirket çağırıyorlarmış. Bu otları temizliyormuş bu şirket. Ve bunu şey kağıda çeviriyorlarmış. Şu gördüğünüz otları. Yoksa şey bu otlar hem botlar için, yani bu botların dolaşımı için engel, hem de sudaki oksijeni tükettikleri için, sudaki yaşam için zararlıymış. O yüzden bir kampanya